Dokunulmazlığın ilk oyununu kaybettik. Hem de açık ara farkla kaybettik. Mağlubiyete alışık değiliz açıkçası. Haftalardır oyun alıyoruz genelde. Takımımızda hasta ve sakat sayısı çok. Tabii bunlar bahane değil. Aycan yoktu. Berkan %100'üyle çıkamadı. Benim dizim sakat. Elif'in omzu sakat. Ve beklenmedik sayılar da verdik. Perviz'in sayı alması bekleniyordu. Takla atarak indi resmen suya maalesef. Şey dedi zaten, hani gözüm karardı, durdu dünya yani. Ne yapacağını unuttu, nerede olduğunu unuttu. Hadi Kobra! Hadi Perviz! Hadi Kobra aslanım! Hadi Yunus Emre! Yunus Emre! Aslında biz oyuna gittiğimizde, oyunu gördüğümüzde %100 bizim kazanacağımızı düşündü. Yani herkes, yani takım olarak, yani biz güçlü takımız. Yani ister yani hızda, ister de yüz olarak. Ya ben kendim 2'de 2 yapacağımı düşünüyordum. Oyun başladı işte, anlamadım. Ben zaten Yunus Emre ile sıktığımda çok rahattım ben. Yani 4 defa oynasak 4'üne de kazanacağımı düşünüyorum yani. 5 defa da oynasak 5'ine de kazanacağımı düşünüyorum. Zaten herkes öyle düşünüyordu. Ya anlamadım ya ne oldu. Zaten sudan sıktığımda böyle kafam böyle bulanık gibiydi. Yani sanki rahatlık değildi. Böyle kontrolsüzüydüm yoksa neydi, anlamadım neler oldu. Başlayar başlamaz bitti. Ayağıma dolaştı. Böyle bir şeyler oldu yani. Yanlış bir şey yaptım. Ya o işte oyun oluyor bazen. Sayı alamadık. Mesela Sercan'da 2 defa berabere bitti. Sonra benim ikinci oyunum berabere bitti. Yani dün sanki bizim günümüz değildi. Dokunulmazlığı almamız lazım bugün, biliyorsunuz. Böyle düşünüyorum da dün oyun olmadı. Bugün bir oyunumuz var. Dokunulmazlık oyunu. Evet, dünkü böyle bir anda geçmiş gibi böyle hani. Aynen. Hatırlamak da istemiyorum. Aynı geçen haftamız gibi. Parkur olunca biz birbirimizi tamamladığımızı düşünüyoruz. O yüzden bugün mesela parkur olursa mükemmel olur. Ve ikinci oyunu da alıp aramızdan kimsenin gitmesine izin vermemeyi düşünüyoruz bu parkurda. Gidiyoruz, oyunumuzu alıyoruz. Evet. Takımımızı koruyoruz. Evet abi. Kayıp yok ya. Kayıp yok. Kayıp olmaması lazım. İşte Beko görülmez olacak. Beko kalksın da bakarız. Nazar değdi abi. Yemin ediyorum takımımıza nazar değdi. Yani inşallah. Tek oyun gibi düşünmek lazım. Ben öyle diyorum. Tek oyun. Çıkalım alalım. 13'te biter gibi. Çünkü yorulduk dün. Bizden daha çok yoruldular. Bir de öyle düşünmek lazım. Öyle iyi yedik. Evet, hem yedik hem de spor anlamında üstünlüğümüz daha iyi onlara. Sporcu anlamında. Yenileme konusunda daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Evet. İkinci dokunulmazlık oyunu alıp konseye kaldığımız yerden devam etmek, eksiksiz bir şekilde yeni haftaya başlamak istiyoruz.